Final yemeğinde yaşanan heyecan dolu anları getiriyoruz şimdi de ekranlarınıza. Asi dizisinin Antakya'daki final yemeğinde neler oldu neler? Dizi ekibi kıyafetlerle nasıl havuza atladı? Çılgın eğlencede kim boğulma tehlikesi atlattı? Asi Tuğba görüntü yönetmeni sevgilisi Sami Saydan'la ilk kez görüntülendi. Cemal Hünal dublör olarak gittiği film setinde nasıl keşfedildi? Ulan setine ak dublör olarak gitmiştim. Ve dizinin çok merak edilen finalini Murat Yıldırım nasıl açıkladı? Güzel, mutlu bir sonla bitiriyoruz. İki yıl boyunca dizi severleri ekrana bağlayan Asi dizisinin Antakya'da bir havuz başında gerçekleşen final yemeğinde renkli görüntüler yaşandı. Oyuncularının ve set ekibinin doyasıya eğlendiği gecede Asi'nin Neriman'ı Nur Sürer dizide kızı Gonca'yı oynayan Aslıhan Güner'le bol bol göbek attı. Ekibinin kolbastı yaparak kurtlarını döktüğü eğlenceyi büyük bir coşkuyla izleyen Asi'nin demiri Murat Yıldırım, arkadaşlarının ısrarlarına rağmen dansa katılmak istemedi. Aşk hikayesinin anlatıldığı dizide rol gereği kanser hastalığına yakalanan yakışıklı oyuncu Asi'nin mutlu bir sonla biteceğini müjdeledi. Buradan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ailesinden bu hastalığa yakalanmış insanlar olan vardır. Onların umutları var tabii. Bir şeyler görmek istiyorlar. Biz de o umutlara yardımcı olmak adına güzel, mutlu bir sonla bitiriyoruz. Dizi çekimleri boyunca İstanbul dışında yaşamak zorunda kalan ve oyuncu Burçin Terzioğlu'yla evli olan Murat Yıldırım, mesafe dolayısıyla eşiyle sorun yaşamış mıydı acaba? Ben evlendikten hemen sonra sette balayı yaptım. Eşimle çok vakit geçiremedim. Umarım bundan sonra tatilde güzel şeyler olur. İşte aşk bu, bizden kaçmaz, hiç korkma, usanmaz aşk. Dizinin yapımcı yönetmeni Tomris Giritlioğlu'nun prodüktör oğlu Ilgaz Giritlioğlu da başarılı bir proje ortaya koydukları için mutluydu. Mutluyum. Bitirdik, finallendirdik. Güzel bir iş oldu zannediyorum. Bir süredir dizinin görüntü yönetmeni Sami Saydan'la aşk yaşayan Tuğba Büyüküstü'nde farklı masalarda oturduğu sevgilisiyle gece boyunca göz göze gelmemeye özen gösterdi. Sade tek taş yüzüğüyle dikkat çeken Tuğba, yoğun çalışma temposundan dolayı dizi setinde birkaç kez baygınlık geçirdiği haberlerini doğruladı. O başlama ve oturtma zamanları çok yoğundu ve yaklaşık bir buçuk ay kadar ben günde 1,5 saat, 2 saat uyuyabildim. Dolayısıyla da yorgunluktan tansiyon yükselmesi, ani tansiyon yükselmesi ve dolayısıyla da bayılma. Peki Tuğba Hanım dizide canlandırdığı asi karakteri gibi gururlu ve inatçı mıydı? Çok inatçıyımdır. İnsanların asilik dediği şeyleri çok böyle dururum birden bir şey olur ve hani inandığım şeyler uğruna hareket edebilirim. Çok fevri bir şekilde hareket edebiliyorum bazen. 2 yıl süren dizi çekimleri boyunca Antakya'da kalan güzel oyuncu ne gibi tecrübeler edinmişti? Bana ne kattı? Büyüdüm. Yani 2 yılda 5 yaş büyüdüm herhalde. Çünkü dediğim gibi yalnız kalıyorsunuz. Çok kolay bir şey değil. Güz Sancısı filminin galasında eski sevgilisi Bülent İnal ve onun yeni aşkı Beren Saat'le karşı karşıya gelen Tuğba, galaya gölge düşürdüğü yönünde çıkan haberlere de ilk kez yanıt veriyordu. Canım acıtıyor. Onun haricinde yapacak bir şey yok. İnsanların kendi fikridir, kendi düşüncesidir, saygı duymak lazım. Bu konuda konuşacak çok da bir şey olduğunu düşünmüyorum.
Çünkü hiç kimse açısından orada yanlış bir şey yoktu. Yandı gönlüm, yandı yandı, hem hiç yanmadı gibi. Sessiz sakin yapısıyla tanınan Tuğba Söz, rol arkadaşı Cemal Hünal'a geldiğinde ise hiperaktif oyuncunun sert şakalarından nasibini aldığını itiraf ediyordu. Bazen fiziksel olarak zarar verebiliyor ama... İşte hak etmişsin. Yok hayır canım yani öyle değil de. Ya yok hani ok atıyor bilmem ne falan şakalaşırken ama yani benimle değil hani sette arkadaşlarla falan filan ondan sonra. Evet evet öyle kendi aralarında oyun oynuyorlar ve tabii ki işte bir yerleri kızarıyor bir yerleri bir şey oluyor falan yani hani. Dizi çekimleri boyunca kaldığı Antakya'da bir köy evinde yaşayan şakacı Cemal Hünal Tuğba'nın bu sözlerine ne diyecekti acaba? Birkaç tane oldu canım. Bilmiyorum şikayeti olan varsa buyurun sorun ama sanmıyorum. Bu arada ünlü oyuncunun şöhret macerasının dublörlükle başladığını biliyor muydunuz? Ulan setine ak dublörü olarak gitmiştim. Yetkin dikincilerin dublörlüğünü yapmak için gitmiştim. Yetkin o gün sete gelemedi. Çağın o gün işte çok beğendi. Ulağı oynamamı istedi. Ondan sonra oradan ısız alanına devam ettik. Dolayısıyla evet yani bir keşif olayı varsa Çağ'ın burada çok büyük parmağı var. Cemal Hünal sohbet sonrası şakacılığı elden bırakmıyor ve ekipteki arkadaşlarını kıyafetleriyle havuza atıyordu. Ancak bu çılgın eğlencede set ekibinden bir genç boğulma tehlikesi atlatıyordu.